İki sevdadır onlar. Birbiri için kalpleri atan, beraber düşen, beraber kalkan ve beraber yürüyen. Kaderleri aynıdır sanki. İki sevdadır onlar, birbirini seven. Sıkıntılar çekmişlerdir. Biri Allah densin binamda der gibi, diğeri Allah densin dünyada der gibi. Kapatılmışlardır, dillerine kilit vurulmuştur. Hep beklemişlerdir birini. Gelsin de kapatılan orta kısmım açılsın der gibi. Nasıl beklenmesin ki? Koalisyon dönemlerinde 3 kez açmıştır orta kısımlarını. O beklenen adam Erbakan. Hep ön şarttır koalisyon metinlerinde İmam Hatipler. Kalbinde bir yerdir İmam Hatipler çünkü. O da beklemiştir İmam Hatipleri, gelmişlerdir, güç vermişlerdir. Memleketin her köşesinde Allah kelamını yaymışlardır. Doğruluğu, güzelliği anlatmışlardır. İnsani ve İslami her ne varsa bulundukları makama taşımışlardır hatta. Bir serüvendir onlardaki düşe kalka yol alınan şey. Bazen inilen, bazen çıkılan, bazen durulan, bazen yürünen. İmam Hatip'lerin ruhuyla Erbakan'ın ruhu bir öte alem muştusudur adeta. Sevinçleri aynıdır, hüzünleri aynı. Gördükleri zulümler aynıdır. Biri galip geldi mi, öteki de galiptir. Mağlubiyetlerinde biri diğerinin hüzün yoldaşı sanki. Örtüşen rüyaları vardır onların. Konuşan önderlerdir onlar. Toplumun inanç, tarih ve kültür değerlerini savunmayı şiar edinmişlerdir. Erbakan biliyordu onları. Arsız olamazdı onlar. Çünkü adamdı onlar. Kendisi gibi beklenen, kendisi gibi savunan adam. Kendisi gibi koşturacak adam, kendisi gibi cihad edecek adam. Onlar sapkın inançlardan ve inançsızlıktan çevrelerini muhafaza etmişler, kan ve gözyaşının, acının panzehiri ilimleriyle en ücra diyarlara ışık saçmışlar, İslami misyonun temsilini ulvi hizmetkarlıklarıyla ispatlamışlardı. Tıpkı Erbakan gibi. Onların yol haritasında memleketin her köşesini, helal haram kıssaslarını vicdanına nakşetmiş, bir vatan sevgisiyle, bir maneviyat iklimiyle donatılan adamlar vardı çünkü. Ahlaki anlamda yaşanan toplumsal erozyona, medyatik aşınma ve dejenerasyona şifa olacak eğitim altyapısının bu okullardan alınabileceğini biliyordu çünkü Erbakan. Ama heyhat! Adaletten, haktan, hukuktan, özgürlükten nasipsiz, bu toprağın sesi olmaktan uzak bir zalim erin insafsız ve izansız darbelerinden kendini koruyamamışlardır. Elbette bu topraklarda kendi ruh dünyasını uyuşturamayanların hedefi olacaklardı. Oldular da. Erbakan'ı da kapattılar, İmam Hatipleri de. Erbakan, İmam Hatipleri bekledi, İmam Hatipler Erbakan'ı. 40 yıla sığan inişler ve çıkışlar, yeniden başlangıçlar. Cihat ruhunda buluşarak kolları sıvatan yılmaz mücadeleler. Yok edemediler onları. Ne İmam Hatipleri, ne Erbakan'ı, ne ikisinin ruh dünyasının müjdeleyicisi olan yüce davayı. İmam Hatipleri ve Erbakan'ı bir fiskeyle yok edebileceklerini zannedenler, biz İmam Hatipleri ve Erbakan bağlılarını yaşayan ölülerden sanmışlardı sanki. Bir şeyi göz ardı ediyorlardı onlar. İnandıklarımızı İmam Hatipler'de ve Erbakan hocamızın rahile-i tedrisinde öğrendiklerimizi. Kafamızın içinden söküp alamadıkları sürece kınayı erken yakmış olmaktan öteye gidemeyeceklerini unutuyorlardı onlar. Erbakan, İmam Hatipler için yaşamıştı adeta. Orayı okuldan öte bir yer, mekandan öte bir makam addediyordu çünkü. Mitinglerinde İmam Hatipleri savundu. Her anı onlar için kalp atışlarına sahne oldu. İmam Hatip düşmanlarına bile İmam Hatip açtırdı bu adam. Erbakan gelmesin, iktidar olmasın diye İmam Hatipler açtı birileri. Sözde tavizde onun yerini tutabilecekleri zehabıyla.
cemaatlerin önünü açtıkları gibi İmam Hatip'leri açtılar. O gelmesin diye. İmam Hatip sevgisi başına işler açsa da sevdi İmam Hatip'leri. Bir kara sevda misali. İmam Hatip'ler arka bahçeleridir teranelerine muhatap oldu. İkisine de düşmanlık olsun diye yapılan. Öz yurdunda parya muamelesine tabi tutulurcasına 28 Şubat'ın o meşhur 9 saatinde düşman koltuğunda addedilerek İmam Hatip'lerden hesap soruldu ona. İmam Hatip'ler kapatılacak şeklindeki metinlere imza attırılmak istenen de oydu. Bir Müslüman, bir vatan evladı bunları yazamaz demişti onlara. İmam Hatip'leri savunurken gözlerinin içine bakarak, çünkü biliyor Erbakan, milletimizin ihlasının, maneviyat iklimini olan bağışıklığının en müşahhas örneğidir İmam Hatip Liseleri. Kara gün için edinilen birikimlerini dahi bu amaçla bağışlayan dedelerimizin, ninelerimizin imanlarının imzası vardır bu okullarda. Adaletin zulme, huzurun anarşiye, müsamahanın tahammülsüzlüğe, sosyal dayanışmanın materyalizme tercih edilmesinin garantileri bu okullardı çünkü. Altta kalanın canı çıksın terminolojisine alışık kapitalist sistemin hunharlığını ve acımasızlığını fark ederek dinimizin sömürüye bakışını, hak hukuk mefhumlarının önemini ancak bu camia toplumun kafasına nakşedebilirdi. Nasıl kapatılırdı İmam Hatip'ler? Kuzulara şah olsa kurdun vicdanını sızlatacak bir dünyada kapatılırdı elbet. Onun elinden başaramadıklarını, kendini inkar etme düşüklükleriyle yarasaları bile kıskandıran omurgasızlara yaptırdılar. Tarihin affetmeyeceği bu işi. Ama güneşi kıskandıracak bir nur yumağı olan Erbakan hocamıza yaptıramadılar. Yaptıramazlardı da. Çünkü İmam Hatipler onun mücadele dünyasında cihat diyarıdırlar. Mücahit yetiştiren merkezlerdir. Dinini, imanını, vatanını, milletini, bayrağını seven bir neslin örnek mektepleridir. En ücra köyün imamından Cumhurbaşkanı'na kadar herkes de emeği olan bir adamdı o adam. O bir inkılapçıydı çünkü. 20. yüzyıla mührünü vuran. Herkesi ve herkesimi etkileyen, kalplerimizi evirip çeviren, gerçeği gösteren, silkeleyen, sırat-ı müstakim üzere olmayı öğreten, umarım helal etmiştir bize, biz İmam Hatiplilere. Allah'ın ondan razı olsun.